Herkese merhabalar. Şimdi sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık. Ömer'le beraber yolculuğa çıkacağız Woodbury'e doğru. Yaklaşık olarak 2 saat sürecek. Yolu çeker miyim? Bazı anlarını çekeceğim, size gösteririm. Geçen videodan kastettiğim yol ağaç yolu ne demek olduğunu. Bir alet aldım arabanın üstüne koymak için, yapıştırmaya çalışacağım GoPro'yu ama başaramayabilirim. Bakalım görelim. Şimdi burada benzini şu şekilde yapıyoruz. Burada her yerde pompacı yok, genelde yok. Ama önce kartımızı koyacağız. Şimdi benzin seçip koyuyoruz. O da ne kadar çekersek buradan. Bir galon da yaklaşık 2.7 litre falan olması lazım. Yanlışım yoksa emin değilim ama. Şu an en son kalmamıştı neredeyse. Ne yapıyorsun lan? Dominasyonu ayarladım. Bak sağ tarafta otopark var. Paralı olabilir mi orası? Her sabah uyandığımda beni farsız yere gözlerim görmese de ağırım diye. En sonunda vardık. 2 saat sürdü yolculuğumuz değil mi Cankat? 2 yaklaşık, evet. Yol nasıldı? Yolu yorumla biraz. En azından bu sefer sen vardın. Sıkılmadan. Daha sıkıcıydı yani en azından. Müziğimizi dinleye dinleye. DJ'imize teşekkür ediyoruz. Bütün yol boyunca kopilotluğunu yeri yerinde yaptı. O zaman başlasın artık. Bakalım. Woodbury Center. Yani Woodbury'yi artık bir gezelim. Ama ben abi, mall tarzı zannediyordum. Bu bayağı bildiğin yine villa hepsi. Ve hayvan gibi büyük, fark ettin evet, mi? Evet, hayvan gibi. Ömer de annesiyle burayı tanıtmak istiyor. Görüşürüz anneciğim. Yolculuk neresi kardeş? Kardeş bilmiyorum. Şuradan başlayalım mı? Calvin Klein'den mi? Aha. Bakalım yani. Olur. %70 indirim ama. Ne yapar 60'ı %70'i? Beynim 20 duruşu. 20 dolar civarı bir şey olacak. Bak tamam, buradan bir tane şort alabiliriz. Ben bunu yazayım. Projemizde bulsun. Yani bir nebze bunlar ya. O da yani ikisi 45 dolar. İki tişörte 45 dolar vermeyeceğim. Türkiye'ye giderim, pazardan alırım. Hem de sahtesini alırım, daha da güzel. 50 indirimle 98. İyi, 45 artı 4 49'a geliyor. Evet, gömleğe 49 verirsem ağlarım sonra bütün akşam. Bak buna mesela 50 dolar verirsem kanka giyemem kanka. Ben de hele beyazı giyersem 50 dolara hiç yani. Odamı asarım ama bırakıyorum. Aynen, çerçeveli etmek lazım. Tamam hani ekstrem pahalı değil ama sonuç olarak 50 doları ne yapabiliyoruz? Bir sürü şey yapabiliyoruz. Sorun olur. Evet, bakalım. Evet, başka manzara. Evet, şimdi Ömer'in kardeşi Mert'e, o da İTÜ'de futbol takımında olduğu için, Amerikan futbol takımında, Hornets'te, ayakkabı istemiş Amerika'dan.
İşin en komiği Amerika'da Amerikan futbol ayakkabısı bulamıyoruz. Yok yani. Başka bir şeye gittik. Mola orada yoktu. Sıfır. Bir tane bile. Hani modelini beğenme gibi ya da size bile değil. Yok direkt. Hiç. Shortage varmış. Amerikan futbol ayakkabılarında shortage varmış. Covid vurdu her şeyi. Ha, Covid Amerikan futbol ayakkabıları vurmuş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ooo Gucci kanka. Ooo Gucci. Sıra mı var Gucci'nin orada? Gucci'ye girmek için sıra mı var? Gerçekten mi? Sırayı göster. Bak şu insanlar kim biliyor musun? Şimdi sırada bekleyen insanlar ulan. Bana verin ben size yaparım. Gucci. Abi marka sevdasını anlamıyorum ya. Yani şurada VC varmış. Aa bab. Ömer şefin su boşalt papatyaları sulama vakti mi geldi yoksa? Hadi bakalım. Nasıl yemek yeme yeri herhalde? Sanırım. Market olun. Bizim marketplace'ten düşünürsek. Yani. Aa diyete karşıyız. Yapamayız. Bak yine gördün mü? Ama her yer tatlı kaynak. Kafa yeme güzeli. Oğlum sadece 3 tane 4 tane farklı şey var. Tatlıcı var. Farklı tatlılar yapıyorlar diye. Ve sadece bir tane sadece dondurma yapıyordular değil mi? Tarafta bir şey yok. Şurada bir tane polis vardı. Polis be. Biz azılı bir yer suçluyuz. Bizi Starbucks'a bırakır mısın? Mepo, al Mepo. Aha en sonunda bulduk. Bulursun Mepo. Yırtacaksın. Bir tane koparacağım. Cahilliğimi mazur görün. Cahil. Evet şimdi. K108. K108'i mavi de diyor. Şimdi. Bak burada. Yani buradan çıkacağız. Şöyle çıkacağız. K108. Şurada kanka. Tam burada duruyorlar değil mi? Tamam karşı tamam. Bakalım. Soldan bizim cinsiyetimize doğru gidersen olasılığımız artar ama. Niye bugün bütün gün ilk önce kadınlar kısmını gezip sonra oradan erkeklere geçiyoruz? Çekiyor ne yapayım? Bilmem gereken bir şey varsa bana söyle. Bu arada outlet mesela. Yani $70. Ayakkabı fiyatları $50. Adidas'tayız bu arada. Burada da bulamadık. Aldık. Aha. Bunun... Aa bu sucker. Abi burada nasıl futbol açıldı? Under Armour'a geldik. Burada artık olması gerektiğini düşünüyorum. Bize bir adam buraya gelmemiz söyledi zaten. Evet, burada da 55. Bu tarz şey var. Aynı fiyatlar var. Evet. 50. Ben kafamı kaldırdım bunu da. Kafama geliyor yani. Amerikan futbol topu var, ayakkabısı yoksa saçma yani. Evet, şu an buradan Nike'a geçiyoruz. Next. Hadi acıktığımız için geri marketplace'e geldik. Diyetten dolayı Chipotle yemek zorundayız. Bol mu alsak? Aynen bol kanka. Aynen bol alırız. Bolda ne var? Bol stick. Ha bol. Stick mi chicken mi? Yani ben chicken istiyorum ya. Kararımızı ne bu? Kung Pao Bok tarafından verdik. Combo A mı? Orange chicken. Barbecue chicken tabii ki de. Ben combo A alacağım. Combo A mı diyorsun? Aynen. Sen de B al istiyorsan. Ya da sen de al. Combo B alacağım ya. Önüne geldim. Evet. Aldığınız şeyler bu. Ne kadardı? Bu? $14. Evet. Fiyat performans
performansını göreceğiz. Bakalım. Metabolizma içinde tabii ki acı sosum da var. Neyse, bitince görüşürüz abi. Evet, yemeğimizi yedik. Şimdi sıra Starbucks. Meşalelerinde. Yani meşalelerimizi almaya geldik. Bak şimdi güzel. Kahvelerimizi aldık. Artık. Yediği kadar sağlıklı olduğumuz için zehirlenme vaktimiz geldi. Bu kadar sağlıklı olamayız. Bu kadar iyi bakamayız. Şimdi Nike'a geldik. Hayvan boylar burada. Yani burası hayvan boylar olmayabilir. Aynen. Hayvan boylar. 12. Kaç senin kardeşine ya? 13-14. Bir kere biz Nike diyoruz ama gerçeği öyle değilmiş. Nike'ymiş. Bunun gözünde hayal kırıklığına uğradı. Nike ne ya? Nike daha güzel abi. Around here? Gözlükleri de var. Bir ayakkabı aldım. Ömer'de kardeşim herkese kendine tişört aldı herhalde. Benim aldığım ayakkabılar bu. Evet. Şimdi renkleri birazcık evet pembe olabilir. Ama dokusu efsane ve 20 dolardı. Yani orada bulduğum en uzun ayakkabı ve en beğendiğim ayakkabının aynı olması. Renkleri çok da umursamıyorum dolayısıyla o saatten sonra. Biradere aldım. Biradere mi aldın? Bir de bu ayakkabıları almış. 110 dolar mesela bunlar. 85. Kadın bana dedi ki, bir farkında mısın diyor, işte burada 12 yazıyor ya, 11.5 diyor. Dedim ki denedim bile, bence gayet güzel. Benim bana kendimi aldığımı düşünmüyordu herhalde. Ha bu Kanye West'i mi aldın? Ben öyle biliyorum. Yeezy onun markası diye biliyorum. 500 dolar. Yeezy. Ama yani şey gibi hani Venom'muşsun gibi bir şey var, anladın mı? Efsane güzel tasarım. Ayakkabıyı giyince çamur olacakmışsın gibi hissi veriyor, değil mi? Yeezy ha? Abi sen ne kadarsın? Bu çok kötü telif ne kadar? 260 lira. Abi sen bir plastiksin ya. Nasıl ya? Çok da çirkinsiniz yani, hayatımdaki en çirkinlerindensiniz. Oğlum düz plastiksin. Adidas. Ulan benim paletim bundan daha kaliteli lan. Üç boyutlu yazıcıyla yapılmış bunlar. Ha? No, thank you. Şuradaki şey terlikleri gördün mü? Abi üç boyutlu yazıcıyla yazılmış bunlar. Jankat Air Force One'lar. Bak bunların hepsi Air Force One. Mert istediği ayakkabı bu. Peki bu ayakkabı niye bu kadar pahalı? Kanka. 2007'de çıkmış. Çünkü talep çok yüksek. 180 dolar. Bu ayakkabı Türkiye'de kaç para o zaman? Anladın mı? Türkiye'de hiç alınmaz. Bu sinirini kameraya karşı güzel yansıtsın. Şimdi Ömer çok merak etti. Air Force burada bu kadarsa dedi. Şimdi kameranın önünde bir şey var mı? Bir silelim. Nike Air Force hepsi buradaya girdik. Evet. Air Force One ayakkabı 1600 lira. İçeride. 180 dolar içeride. İnternete baktık hesteroda.com'da 1600 lira 1700 lira. Burada daha pahalı şu an. Burada nasıl daha pahalı olabilir? Bence bir de outlet yerindeyiz yani. Orası kanka biraz turist hayat. Sana söyleyeyim. O ayakkabı o kanka 80 dolar falan olması lazım. 100 dolar maksimum olur. Belki de Nike'de de vardı ama bitti. Olabilir. Güzel parfüm markası değil mi? Ama yani genelde ben kotları yapıyorum. Kotları falan. O zaman benim kültürsüzlüğüm bu. Anladın mı? Bu çok güzelmiş. Ama sadece kadın gibi hissettirdi bana burasını. Çünkü çok kısa.
Uff. Bunu hiç alacağım kanka. Burada bizim highway'e çıkacaksın. $158. Kaç? Kaç? Of. $375 mı? Oh. Bunun indirimli hali. Bu deriyi giyersem kendi derimi yırtarım onu. Abi outlet'i buysa gerçek fiyatları ben çok merak ediyorum. Ya da bunlar indirimli olacak hali mi yani? 375'e outlet mi olur ya? Bu nasıl bir pahalılık? Wow. Unbelievable bu. $500. Bakayım. Ama sana yakışacaktır bu. Küçük. Çok küçük kanka sana bu. Ya güzel ama küçük duruyor sadece. Today is a special day for you because we have 30, 40 or 50% off in our store. Everything this additional the price in the t-shirt. Additional. Example this is my name is Sheila. What's your name? Jankat. 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 Yeah. It's a good name. 35 less 30% off. This is the final price, okay? Okay. Everything. If you need different size, I tell for you. Yeah. I care for you. For example, for them as well? It is 40%, obviously. Only for you, because you're special. Example, 4 less 40% off. This is the final price. Final price. Add more taxes. This is for all store? Or? Yeah, all in store. In all store. In all store. Okay, thank you. Kanka, ne tasarladın? Because you have to tell you the price. Bunu bizim evde aynısından var. Ömer bunu boyacılıkla çalışarak yaptı ya. Oğlum bu da var. Aa, nasıl ya? Oğlum boya lekeleri var bunun üstünde. Nasıl ya? Şaka mı bu? Çok ilginç. Bunun fiyatı $1000. Evet. Normalde. Tamam. Ve Türkiye'de yapılmış. Şaka yapıyorsun. Evet, sen. $1000'a satıyorlar. Türkiye ondan sonra güzel mi? Normalde fiyatı $1195. %50 indirim, $600. Ve üstüne %40 indirim yapıyorlar. Bu L beden. Büyük ya. Büyük sanki biraz. Evet. Ama zaten tam böyle bir şey zaten. Böyle çok böyle durum. Güzel değil mi? Acayip hoşuma gitti kanka. Yani istiyorsan al. Bilmiyorum, soracağım da. $250 falan denk gelir. Sistemi göstermek istiyorum. Tuvalete geldik şu an. Işık. Musluğun üstünde de güneş enerjisi şeyi var. Yani loop'a sokmuşlar sistemi. O da çok iyi. Kanka sunum yapar mısın bize? Şişeye kaç para verdik? $2. $2.5 verdik biz suya daha demin. Şu an beraber. Şu an onu 1'e indiriyoruz. Şimdi Puma'ya geldik. %50 indirim var. Normal bir tişört 35, %50, $17 falan. Calvin Klein'de de 22 idi. Neredeyse kafa kafaya dolayısıyla. Biz de Calvin'den almayı düşünüyoruz bir tişört. Ama yine de önceden birazcık geziyoruz denerim var. %40 gayet iyi. Daha uygun bu aslında. Bayağı uygun. Bu $40 falan aynen, denk geliyor. Aynen $40 bu. Bunlar $40 denk geliyor. Gayet güzel. $40. Vermek istiyorum. Ne kadar bunlar? Yazmıyor mu? Nasıl ya? Çevir bakayım arkasına. Yok. Yok, fiyat yok. Ama çirkinliği bir göster. Ya bu arada sünger yani. Çok çirkin ya. Bilmiyorum yani. Evet. Bu üstümdeki Calvin Klein'la kot pantolon olarak isteyen Calvin Klein $22 verdi. Çünkü %70'in üstünde %20, onun üstünde de eğer e-mailinizi verirseniz %10 indirim yapıyorlardı. Yani normalde bu ikisi yani yaklaşık olarak mantıken yani 150-200 civarı tutması gerekiyordu. Ben $22 kapattım.
Ayakkabılarımla da bu şekilde kombin yaptım pembeler olarak. Güzel olduğunu düşünüyorum. Yorumlara bırakırsınız bir. Yani artık insanlar durup dururken pronansını değiştiriyorsa, she, her yapabiliyorsa ben de pembe giyince bir sıkıntı olmamalı yani diye düşünüyorum. Pembenin de artık bir cinsiyeti olmamalı yani. Madem öyle ben de pembenin cinsiyetini istemiyorum. Bence ben yeteri kadar straight'im. Kıyafetlerim olmak zorunda değil. Değil mi? 20. Değil mi? Bakma neyse, 80-75 bak, yine bak 75 diyorum. Benim iddiam 35 oldu, iki parça. Hmm, güzel. Let me get an email for an extra 15% off, please. Just press yes. 122-26. Evet, 122. Foto moment'tayız. Çıkıyormuş gibi yapayım mı derken. Bekle. Bekle. Güneş arkamı almam gerekiyor kardeşim. Aa, beyaz tişört. Türküm, doğruyum, çalışkanım. Lan dur, çekmedim ki daha, bir daha el. Bak. Bak bak. Beni sokar. Yap yap yap. Bir anda yapacağım tamam. Tamam sen dur. Dur. Ya da dur kafamı sokayım. Dur. Tamam. Bak bu çok iyi. Burada tak içindeyim. Michael Kors'a geldik. Efsane kardeşim. Şöyle doğru. Bunun fiyatına bakalım, soralım mı? Fiyatı onun ben sana 300 ya da 400 diyorum. Ne bu, hangi neye dayanıyorum derseniz bakın bu ne kadar sizce? 309. Peki değil mi? Bak bak ne satıyor bak. Michael Kors gazoz açacağı. Gerçi sadece gazoz açacağı. Bak 8 gazoz açacağı. 180 ok var. Aa. Ha, 10 dolar, 15 dolar. Çok iyi. Gazı çıkacağım. 15 dolar verir miyim? Hayır. Çok iyi. Kız olarak kanka var. This is the last price, right? No, 60% off, I guess. It's 60 off, guys. So. Right. 60 off, so... $328. Yeah. $131. Sana 300 var demiştim bu. 31'e mi geliyor? 31'e düşüyor. Çok iyi. Bir sonraki doğum gününde sana alayım mı? Çok iyi, evet. Şu ara da var. Cüzdanlara bakalım. Yani. %60 off var burada. Güzel yani, indirimli fiyatı hani belki... Yani bilmiyorum. En azından şimdilik... Orada değilim. İleride belki Michael Kors'un outfit'ini alacak hale geldim. Outfit'ini bile alamıyoruz. Ya alabilmesine alırız kanka da yani sonra neden aldım diye iki gün düşünürüm yani anladın mı?
Philip Flame. The plane. Plane. Eight and ten. Why don't we bring V7? Hi, welcome guys. Hello. The car is V7. Bunu giymezsen ölürüm. Şuna bir bakar mısın? Bir bakayım abi. Çok güzelmiş. Keşke sadece Flip Flame değil de başka şeyler yapsam. Metallica. Denenmesin diye. Evet, evet. The final price is going to be 6,600. Final price. Okay. Well, this is the smallest size. It is a 3. So, $6,600. So, Philip Klein is a German designer. German designer? Yeah, he's very big over there, still new to the States, so, you know. The prices do shock people, but everything that you see is hand-placed, handmade. Hand-placed, handmade. Yeah. Okay. Oh, it's very heavy. Yeah. Don't really have a lot of people trying it on during the summertime, but... So this is the... I feel the front whenever you're ready. Smallest one, right? This is the smallest one in store, yes. Okay. Believe it or not, we have sold two. So, this is very small for me, so I will not try this one. Do you want to try this one? Yeah. Here in the comments, or you guys are in regular shoppers? Yeah. Well, you yeah, don't get a lot of... Oh, you want to try? Yeah. It's heavy, so... Yeah. Here, I'm going to tell you that I'm going to touch them out. Okay. Evet, can you get help? There you go. Thank you. But it's small. It's different. Yeah, it's so different. Yeah, I love the back detail. Like back if you detail? Turn around, like look, this right here. That. Oh, I love that. Yeah, it's good on you. Yeah, it is. So this is 50% off, right? Yeah, off and 6,000. Yeah. So it's now 12,000. Okay, so, thank you very much. Yeah, no problem. Of course. I like all your jewelry, your style. Yeah. Thank you. You're welcome. Heavy. Heavy. Philip Flame. %50, 217. Güzel. Çok iyi, çok iyi. Ben ne kadar New York'a bakalım. Okay. Talikler okumdaki. Burası orta derece o zaman. Yani. Gibi. Değil mi? Evet. Az önce girdiğimiz yere göre evet. Hadi ben söyleyeyim. 2 bin dolara burada bir şey olacak herhalde. Zorlaman lazım. Hayır yani ama şey yani. Mike'dan da ucuz. Yani şey olur. Düz fiyatı ucuz. O kadar çok bir şey yokmuş. Bir sonraki maçta görüşürüz. Şimdi Ömer Nike'da sırada. İnanılmaz bir sıra var şimdi içeride. Yani bayağı uzun. 20 dakikadır sırada. Çünkü ben onu direkt sıraya girdiği anda terk ettim. Bir tane daha kahve almaya gittim çünkü birazdan yola çıkacağız. Bakalım. Bir 10 dakikaya çıkmazsa artık ben içeri gelirim. Bakarım ne yapıyormuş.
Buradan da büyük ihtimalle bakalım şimdi, eğer ayakkabı almak isterse Vans'ta iki tane ayakkabı gördük. Ama önce buradaki tank top, yani spor üstü gibi bir tane şey almak istiyordu. Onu alacak. Dedim ki diğerlerini Amazon'dan sipariş et. Çünkü orada çok daha, hani burası update olmasına rağmen tabii ki de orada markasız da olsa. Yani sonuçta sadece terli şey yani, bilmiyorum. Ben öyle inanılmaz marka bağımlısı değilim. Güzel gözüküyorsa benim için gayet yeterli yani. İlla marka olması gerekmiyor. Kaliteliyse ve güzelse. Zaten markaların marka olma sebebi bu diyebiliyorum. Hani hep kalite. Ne kadar değerli olmasının sebebi, ne kadar güzel malzeme kullandıklarıyla alakası olması gerekiyordu. Sadece paraya gidip markanın üstünde bir tane çizik ya da bir amblem diye vermenin o kadar da mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani dışarıdaki insanlar, aa Gucci giyiyor abi, bana ne abi ya, istediğini yaparsın ya. Bu benim ne kadar paramın olduğunu değiştirmez. Çok param olsun, gidip yine inanılmaz marka, yani hani kaliteliyse eğer, hakkını veriyorsa tamam. Yani inanılmaz büyük bir şey, uçurum farkı yoksa. Ama tişört dediğin şey tişörttür yani, anladın mı? Malzemesi çok özel olmadığı sürece tişört tişörttür. Evet, şimdi Nautica'dayız. Ömer'e iki tane tişört alacak kendine. Beyaz ve gri mi? O girdiğimiz yer neydi ya? 12 bin dolara satıyorlar orijinalde. Şimdi Ömer iki tane Vans'tan ayakkabı aldı. İkincisini alana %50 indirim vardı. Bu ne kadardı? 35 mi? 30. 30. Bu 15 dolara geldi. Bu da 50. 50. Ama 168'den inmiş. Bir de çok farklı yani, hani gerçekten. Şu bak, şu mesela diğerinin solu pembe, onu göstersene. İkisini aç ortasını. Aynen bak. Güzel güzel. Buradan şimdi eve doğru geçeceğiz. Büyük ihtimalle yolda bir yerde durup hem benzin hem de yemek yememiz gerekecek. Çünkü eve gidip 10.30'da yemek yaparsak 12'de biter yani yemeği yememiz. Bunu yapmak istemiyorum. Sıkıldım. Gün biter yani. O yüzden yolda bir yerde durup, yani en kötü protein tozu çakarım yani bir yerden şey alıp, eğer yiyecek bir şey bulamazsak düzgün. Fast food her türlü buluruz da düzgün bir şey yemek istiyorum sonuç olarak. Neyse bakalım, bulursak göreceksiniz. Yolumuza yaklaşık 40 dakika kaldı. Bir mola vermek için McDonald's'a uğradık. Size şimdi McDonald's fiyatlarını da göstereyim madem. Burada ne kadar? Çünkü Türkiye'de duyduğumda en son bir menü 50-55 civarındı. En azından Burger King için. Bakalım buradakileri göstereyim size. Fries sadece tek başına 3.49 mesela. Big Mac 8.89. Quarter Pounder 8.79. Menü olarak tabii. Double Quarter Pounder 9.19 var. Türk Burger direkt 7.19. Thank you. Burada iced tea aldım. Ama bu bizim iced tea'lerden bir tık farklı. Bu gerçek iced tea. Sadece ice ve tea. Yani sıfır. Ne şeftali, limon, aroma, hiçbir şey yok. Gerçek iced tea. Hani bil gerçekten tadı. Çayı alıyorsun, soğutuyorsun. Aynısı. Biliyorum ben burada. Efsane mi? Evimize en sonunda geldik. İç kardeşim. Bu efsane ama ya. Bu çok güzel yani. Ya kanka bilmiyorum, girdik bir topa ama işte benim. Senin tipin değil ama demek ki tipini değiştirmek istiyorsun. Yani değil mi ya? Komik geliyor bana. Çok istiyorsan ben giyerim. Hayır giyeceğim lan, topu da aldık ama. Burayı bip diyeceğim tabii ki. Kısmını mesela ya, bırak. Bunu koyma. Buraları mesela artık. Ha? Kapattık videoyu. Vlog var. Hayır oğlum, hoşça kal demedik. Ha. Tabii. Siktir, bunu şöyle yapmayız. Ne, şu an yapıyoruz işte. Küfür müfür ediyoruz. Diyoruz. Bunların hepsini bipleyeceğim. Orası öyle olacak. Mesela bip 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 diye geçecek buralar nasıl yani. Nasıl umarım eğlenmişsinizdir bu arada.
Yani güzel şeyler bulduğumuzu düşünüyorum sizle paylaşmak için. Görüşürüz. Ama burası çok sade oldu. Siktir.